Merhabalar, ben Nurgül. Nur Mutfak kanalıma, mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere mandalina reçeli tarifiyle geldim arkadaşlar. Daha önceden hiç mandalina reçeli yapmış mıydınız, denemiş miydiniz? Bilmiyorum ama ben ilk defa yapıyorum ve gerçekten çok da güzel oldu. Tarifimi de sizlerle paylaşmak istedim. Tarifime geçmeden önce sizlerden videolarımı beğenmeyi, yorum bırakmayı, kanalıma abone olmanızı rica ediyorum. Bu videoları ben sizler için hazırlıyorum. Bana da destek verirseniz çok mutlu olurum. Şimdiden vereceğiniz desteklerden dolayı hepinize kucak dolusu sevgilerimi gönderiyorum ve daha fazla sizleri bekletmeden hemen malzeme listeme geçiyorum. Yaklaşık arkadaşlar 9 tane mandalina kullandım. Küçük boy. Bunu reçelimde kullandım. Ve yaklaşık 6 tane de mandalinanın suyunu sıktım. 1 bardak dolana kadar 6 tane mandalina da elde etmiş oldum. Kabuklarını soydum mandalinaların. O üzerindeki beyaz pamuksu iplerini de çıkarttım. 2 bardak şeker, 1 bardak su, 1 bardak mandalina suyu, 1 çay kaşığı kadar tereyağı, 1 tutam tuz. Evet, tüm malzememiz bunlar arkadaşlar. Şimdi nasıl yapıyorum? Tencereme şekeri aldım. 2 bardak şekeri, 1 bardak suyu da ilave ettim üzerine ve 1 bardak dolana kadar mandalinanın suyunu sıktım. Gördüğünüz gibi. Bu şekilde yaklaşık 6 mandalinadan 1 bardak mandalina suyu elde etmiş oldum. Bunu da tencereme ilave ettim. Ocağı aldım. Kaynamaya bıraktım. Yaklaşık 20 dakika kadar orta ateşte kaynamaya bıraktım arkadaşlar. Şerbetim kaynarken bu esnada bir tane mandalinanın kabuğunu da iç kısmını, beyaz kısımlarını bu şekilde çıkartarak o kabuklarını ince ince doğradım. Bu da bir güzel esans, bir koku verecektir mandalina reçelimize. Acı olmaması için de bu beyaz kısımları çıkartıyoruz arkadaşlar. Daha sonrasında ince ince doğrayalım. Bunu en son işlemde atacağız. Reçelimizi ilave edeceğiz. Ayrıca bir yemek kaşığı da limon suyu ilave ettim arkadaşlar. Bunların yapılışını hepsini göstereceğim sizlere. Malzeme listemi de info kısmına ekleyeceğim. Oradan da ulaşabilirsiniz. Evet, gördüğünüz gibi yaklaşık bir tane mandalinanın kabuğunu bu şekilde ince ince doğradım. Mandalinalarımı bu şekilde hazırlamış oldum. Şerbetim de kaynattım, ön kaynatmayla bu şekilde kıvamını aldı arkadaşlar. Evet, ön işlem kaynattıktan sonra yaklaşık 20 dakika. Şimdi içerisine mandalinaları ilave edeceğim. Mandalinaları ilave ettikten sonra arkadaşlar tekrardan orta ateşte bir 20 dakika kaynatacağım. Şerbet ile birlikte mandalinaları kaynatacağım. Kaynarken içerisinde köpükler oluşacaktır. Bu köpüklerin oluşmamasını engellemek için de yaklaşık 1 çay kaşığı kadar tereyağı ilave edeceğim arkadaşlar. Evet, mandalinalar bu şekilde yaklaşık bir 15 dakika kaynadı arkadaşlar. Şimdi doğramış olduğum, ince ince doğramış olduğum mandalina kabuklarını ilave ediyorum. Tabii ki bu mandalina kabuklarını önceden yıkıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi köpük oluştu. Şimdi bu köpüğü engel olmak için, bir daha oluşmaması için bir parça tereyağı ilave edeceğiz. Hem köpüğü engelleyecek hem de çok güzel bir reçelimize parlaklık, bir renk verecektir. Evet. Gördüğünüz gibi yavaş yavaş artık köpük gitmeye başlıyor. Kısa bir sürede o deli köpükler gitti gördüğünüz gibi. Şimdi yaklaşık bir yemek kaşığı da limon suyu ilave ediyorum. Limon suyunu da ilave ettikten sonra mandalina kabukları ile birlikte yaklaşık bir 5-6 dakika daha ocakta kaynatıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi suyun kıvamı ve rengi. Eğer daha bir katı kıvam isterseniz 1 bardak suyu
miktarını azaltabilirsiniz ya da hiç kullanmayabilirsiniz. Sadece mandalina suyundan yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet. Şimdi burada sizlere bir püf noktası vermek istiyorum. Reçellerinize eğer limon tuzu kullanmak istemezseniz arkadaşlar, limonla birlikte yapmak isterseniz bu şekilde bir tutam tuz kullanmanızı tavsiye ederim. Bu tuz reçelimizi koruyacaktır. Kesinlikle küflenme ve bozulma yapmayacaktır. Bir tutam tuz eklemeniz yeterlidir arkadaşlar reçellerinize. Evet, bu şekilde reçelimi tamamladım arkadaşlar ve şimdi sıcak sıcak kavanozlarıma dolduracağım ve afiyetle bizler tüketeceğiz. Dediğim gibi kıvamını siz daha katı isterseniz daha çok kaynatabilirsiniz ya da su miktarını azaltabilirsiniz arkadaşlar. Evet. Gerçekten çok lezzetli bir mandalina reçeli oldu. Ben ilk defa denedim ve çok hoşuma gitti. Eğer sizlerin de elinizde mandalinalarınız varsa onlar israf yapmamak için bu şekilde reçel yaparak değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Eğer meyveli yoğurt seviyorsanız arkadaşlar, çocuklarınıza o tatlı hazır meyveli yoğurtları almayın. Yoğurdunuza 1-2 yemek kaşığı kadar yapmış olduğunuz bu reçellerden ilave edin. İşte en güzel, en doğal meyveli yoğurt yemiş olursunuz. Ben bu şekilde yoğurtlarımı da tatlandırıyorum arkadaşlar. Evet, uzun ömürlü olmasını istiyorsanız reçellerin arkadaşlar kapaklarına dikkat edelim. Yeni kapak kullanmaya özen gösterelim. Eğer bir önceki yıldan kapakları kullanacaksanız kontrol edelim. Küf olmasın, delik olmasın. Daha sonrasında sıcak sıcak doldurduğumuz reçellerimizi hemen kapağını kapatalım. Bu şekilde vakumlanacaktır. Sabaha kadar bırakın arkadaşlar, soğusun. Soğuduktan sonra erzak dolaplarınıza kaldırabilirsiniz. Uzun ömürlüdür. İstediğiniz zaman açıp tüketebilirsiniz. 6 ay, 1 yıl içerisinde bitirebilirsiniz. Tabii o kadar süre uzunca bir süre kalmayacaktır. Emin olun, çok kısa bir sürede bitireceksiniz. Evet. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, yorum bırakmayı unutmayalım. Şimdiden vereceğiniz desteklerden dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Farklı tariflerde tekrardan görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.